Koca bir yıl geride kaldı ve yılın sonunda Türkiye bir kez daha seçim atmosferini yaşıyor. Bizde gündemimizde gelecek yılın 31 Mart'ında yapılacak yerel seçimleri konuşacağız. Konuğumuz KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır. Hoş geldiniz Bekir Bey. Merhaba. Şimdi nasıl bir ortamda bu seçimlere gidiyoruz bunu konuşacağız adayları konuşacağız bir kere genel durumu nasıl görüyorsunuz Türkiye nasıl bir ortamla yeni yılı karşılıyor veya eski yılın mirası ne kalıyor? Kaygı ve endişe yani insanların dörtte üçü gelecek üç ayda kendi hayatları için veya ülke hayatı için ekonomik bakımdan sıkıntılı bir süreç ya da dönem bekliyor. Dolayısıyla yaşanmakta olan o derin ekonomik sarsıntının elbette bir ekonomik tarafı var ama siyasal ve toplumsal bir tarafı da var. Yerel olduğu kadar küresel bir tarafı da var. Ben çağ değişimi diyorum. Dolayısıyla Türkiye bu insanlığın çağ değişimi ürettiği sancıların içinde bir de kendi geleneksel meselelerini yaşıyor. Onun için Fransızların iki şiddetinde deprem gibi yaşadığı o çağ değişimi bizde sekiz şiddetinde deprem gibi yansıyor. Dolayısıyla insanlarda ortak umut, ortak yaşama iradesinde zayıflama, ortak kadere inançta, hukukun üstünlüğüne inançta zayıflamalar olduğu için de o zayıflamanın ürettiği bir endişe ve kaygılı hal var ya da gelecek kaygısı hali var diyebiliriz. Ama o nedenle de bir yandan da insanların umutlanma ihtiyacı artıyor. Çünkü hayat böyle sürekli kaygılı ve endişeli bir biçimde sürdürülemez. Hani bireysel olarak da, toplumsal olarak da sürdürülebilir bir şey değil. Hepimiz kendi hayatlarımızdan da biliriz. Onun için Türkiye'nin umutlanma ihtiyacı var diyorum ben. Umarım ve dilerim ki 2019, 2019 bu umutlanma ihtiyacının filizlerini yaşarmaya başladığı yıl olur. Tabii kastettiğiniz genel bir ortam onu biliyoruz. Tek tek hiç kimse e, umut veremez ya da var olan umudu alamaz ama yine de biz tek tek birkaç kişiye bakalım diyorum. Bu seçim sürecinde ortaya çıkan adaylar bir umut olabilir mi muhalefet açısından diye. Ekrem İmamoğlu çıktı. Bir kere onun seçilmesini kısaca değerlendir. Niye o seçildi? Niye siyasi figür değildi? Yerel ve ilk çıkışını, imajını, verdiği fotoğrafları, mesajlarını nasıl buldunuz? Şimdi yani CHP Ekrem Bey'i seçerken hangi dürtülerden hareket etti bilmem ama Son dört buçuk yıldaki yedi kez, altı kez sanda gittik. Yedi ayrı seçim için oy kullandık. Yedi ayrı seçim için adaylar birisi referandumdu. Demek ki altı seçim için adaylar üzerinden bir tartışma yürüdü. bir CHP'yi görüyoruz ki hep bir yandan değişmeyi istiyor ama bir yandan da aklının ya da yüreğinin bir tarafı değişmek istemiyormuş gibi bir çabayla. O hani böyle ikircikli bir tutumla işte yeni aday isimleriyle yani işte ilk 2015'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmelettin Bey aramak ya da İlhan Kesici gibi isimlerin hep gündemde olması ya da 2015 seçimlerinde 2011'den başlayarak ama daha çok 2015 seçimlerinde sağ gelenekte ya da merkez sağ gelenekten gelen adaylardan da listelerinde yer vererek falan bir arayışı var. Yani CHP ee, iktidar blokundan oy almayı isimler üzerinden bir stratejiyle kotarmak peşinde. Genel benim edindiğim izlenim. Ekrem Bey bu profile uygun mudur bilmiyorum, tanımıyorum. Yanlış ve haksız bir şey söylemek istemem. Ama en azından e, örgütten ve yerel yönetimden gelen biri olması artısı elbette. Yani hem yerel yönetim tecrübesi olmayan, hani ismi geçtiği için söylüyorum, örneğin İlhan Kesçi gibi, Abdülhatif Şener gibi insanlar olsaydı, onlara göre bir kere avantaj CHP açısından doğru olduğu söylenebilir. Ama Görsel Tekin gibi, Ay Aykut Erdoğdu gibi kendi örgütünden gelen insanlara göre avantajları nedir, ne değildir, bir fikrim yok doğrusunu isterseniz. Ama en azından biraz önce ismini saydım, diğerlerine göre avantaj yerel yönetim tecrübesi var. Bir başarılı olduğu söylenen bir beylikdüzü sevi durumu var vesaire. Ama bunun yanı sıra da handikapları var. Nedir o? Bir az tanınıyor olması. Ee, ama Ekrem Bey'den bağımsız olarak veya kim olsaydı aday ondan bağımsız olarak da CHP'nin bu süreçte bazı başka handikapları var. Bir tanesi 24 Haziran sürecini ve 24 Haziran akşamından itibaren hem Muharrem İnce'nin hem CHP yönetiminin süreci ve sonrasını yönetişlerindeki handikaplardan dolayı kendi seçmenlerinde ürettikleri kırgınlık ya da küskünlüğün halledilip halledilemeyeceği önemli bu süreçte. Dolayısıyla Ekrem Bey'in adaylığıyla parti örgütü benim medyadan gördüğüm, görebildiğim kadarıyla parti örgütünde bir heyecan var yani örgütten gelen birisi olması nedeniyle. Şimdi ikinci aşamada yeniden part CHP seçmenini heyecanlandırmak meselesi var. Eğer ve onu tanıtmak meselesi var. Eğer bu aşamayı da başarılı geçebilirlerse üçüncü aşaması ancak AK Parti seçmeni veya diğer bütün İstanbullu seçmene ulaşmak ve ne kadarını oyunu alıp alamayacaklarını oynamak meselesi var. Dolayısıyla bütün bu süreçler için bu üç ay yetip etmeyeceğini göreceğiz. Ama şunu söylememiz lazım ki İstanbul, Ankara, İzmir gibi yani Türkiye'nin metropolleşmiş 11-12 yerinde yani buna Adana, Mersin, Antalya'da dahil adayların kimlikleri üzerine kamuoyu çok meşgul olmakla beraber aday kimliklerinden bağımsız olarak ülkenin yaşamakta olduğu kutuplaşmalar ve gerilimler artık damgasını vuruyor. Yani Denizli'nin Çal Kasabası için yerel seçimde adayın kim olduğu evet önemli. Ama İstanbul'da artık adayın kim olduğu evet. hani aynı ölçüde değil hatta oldukça minör hale de inmiş durumda diyebiliriz. Peki iktidarın muhtemel adayı Binali Yıldırım Meclis başkanlığını bırakmamış olması acaba bunun gerisinde bir kuşkuyu barındıramıyor mu? Seçilemezsem dönerim. Yani şunu şunu söylemek mümkün elbette. Zaten Binali Beyi aday yapıyor olması Ak Partinin yani elindeki artık hani hem 94'te başlayan Tayyip Erdoğan yolculuğundaki tek yoldaş olarak kalan kişinin de mevziye sürülmüş olması bile AK Parti'nin bir risk hissediyor ya da görüyor olduğunun da emaresi kaldı ki Tayyip Bey 24 Haziran'ın hemen artısından itibaren bütün konuşmalarında yerel seçim hedefini koyduğu Birçok hamle yaptı bunun için vesaire. Çünkü daha önce hatta referandumdaki o 51-49'luk dengenin her an terse de dönme ihtimali çok açık. Yani çok da mümkün. Hani sonuçta 500 bin, 1 milyon seçmenin fikrinin değiştirmesi demek bir anda ülkedeki bütün siyasi dengeyi baştan aşağıya değiştirecek bir potansiyel barındırıyor. Dolayısıyla AK Parti'nin burada bir risk gördüğü açık. Ankara'da ve İstanbul'da ve belki diğer büyük şehirlerin hepsinde. Şöyle toparlayayım ben ülkedeki kutuplaşmalar, siyasi seçim, coğrafyası vesaire bütün bu detaydan baktığımızda aslında yerel seçime dair bütün merak ettiğimiz ve heyecanla sonuçları beklenen şey ülkenin metropolleşmiş, kendi ekonomik aktörleri ve dinamikleri yeterince güçlenmiş, devletten beklentisi artık yatırım yapmasından daha çok devletin düzenleyici rolleri olan hukuk, eğitim, laiklik gibi temel yapısal reformlar olan coğrafyasının yani İskenderun'dan İstanbul'a kadar olan kıyı ve metropol bölgelerde oynanacak yerel seçimin gerilimi. Öbür taraflarda yani ülkenin geri kalan kısımlarında 3 aşağı 5 yukarı sonuçlar yani çok özel değişecek gibi görünmüyor. Bir de bir miktarda tabii Güneydoğu'daki kayyumların olduğu bölgede ne değişip değişmediğini heyecandan bekliyor olacağız ama asıl hikaye buradaki metropolli bölgede. Değil. Oradan bakıldığı zaman ise çok temel yani tabii ki hani siz gazeteciler olarak hemen aktörler soruyorsunuz işte Ekrem Bey'in adaylığı, Binali Bey'in adaylığı soruyorsunuz ama ben hep araştırmacı olarak ve kendi kişisel merakım ve ilgi alanım olarak da toplumdan bakmaya çalışıyorum. Seçmen, ee, seçmen üzerinden bakmaya çalışıyorum. Orada gözlediğimiz birkaç tane temel değişimi anlatmak ya da söylemek isterim. Şimdi bir tanesi şudur. Elimizde 2008'den 2018'e 10 yılda ülkenin, ülke insanının zihin dünyasında ama demokrasi meselesinde ama hukuk ama siyaset ama kadın meselesi ama gündelik hayat pratiği sağlıklı beslenme destek ameliyatlı ya da sosyal medya kullanımıydı. Aklınıza gelebilecek birçok alanda nasıl bir değişim olduğuya dair sayısal verilerden biz baktığımız zaman konuda araştırmalı üzerinden temel bulgumuz şudur. Ülkeyi yönetenlerin ya da siyasetçilerin hangi siyasi ya da toplumsal mühendislik hayali, tahayyülü olursa olsun, düzenleme çabaları olursa olsun, 100 yıldır bu topraklar hep gösteriyor ki, son 10 yıldır verileri de bunu gösteriyor ki, sizin mühendislik çabalarınıza rağmen hayatın ve insanların bir akışı var ve zihni bir dönüşüm süreci var. O zihni dönüşüm süreci göçle beraber, iletişimle beraber, medyanın rolüyle beraber, eğitimin seviyesinin değişmesiyle beraber birçok farklı dinamikten besleniyor. Tek başına siyasetten beslenmiyor yani. Dolayısıyla o dinamiklerin sonucu olan bulgulara, elimizdeki bulgulara baktığımız zaman şu temel bulgumuz şudur. Türkiye insanının zihin dünyası ve gündelik hayat pratikleri, evrensel insanlığın kazanımları neyse doğru ya doğru oraya doğru akıyor. İster kadın meselesinden bakalım, ister demokrasi meselesinden bakalım, ister laiklik meselesinden bakalım, ister sağlıklı beslenmek ya da tuz diyeti yapmak, şeker diyeti yapmaktan bakalım ya da sosyal medya kullanımından bakalım. Ülkedeki pratikler de, değerler de, zihin dünyası da evrensel insanlığın doğrularına doğru akıyor. Ne demek? Yani kadın meselesinde örneğin kadın çalışmak için eşinden izin alsın diyenler azalıyor. Örneğin kadın makyaj yapamaz arkadaş diyenler azalıyor. Ya da örneğin şeker diyeti, tuz diyeti yapanlar artıyor. Örneğin demokrasi asker darbe yapmasın, siyasi partiler kapatılmasın diyenler çoğalıyor gibi hep evrensel kazanımlara doğru akıyor. Türkiye insanında da bu böyle. Ve daha da büyük değişim bu değişimin detaylarına baktığın yani olumlu, Hani kaygılı ve korkulu olmak için gün, günceli hayattan baktığımızda çok sebebimiz var ama ben bu verilere baktığım zaman çok umut var, umut doluyum öyle söyleyeyim. İyi. ama tabii ki güncelin şehvetinin ürettiği, duygularımızı siyasetin yönettiğini, korkularımızı kültürel kimliklerimizin ve siyasetin manipüle ettiğini ve belirlediğini dikkate alırsak da güncelde bir tavrımız var. Sokaklarda bir halimiz var, sandık başına gidince bir tercihimiz var ama zihin dünyamız bir kere evrensel doğruya doğru akıyor birincisi. Bunun detayına baktığınızda bir metropollerde, iki gençlerde müthiş bir değişim var. Yani dehşet hızlı bir değişim var. Yani 15-32 yaş arasındaki gençlerin 2008'deki 15-32 yaştan neredeyse alakaları yok denecek kadar ileri bir yerdeler. Ama zihin dünyalarında ama pratiklerinde. Ama korkuları güçlü olduğu için işte lümpenleşme gibi başka dinamiklerin etkisiyle de farklı davranış gözleyebiliyoruz ama reçelin köpüğü diyorum ben reçelin köpüğünü sıyırıp baktığımız zaman toplum iyiye doğru akıyor birinci söyleyeceğim. İki, daha güncel, daha başka bir dinamik var ki bence bu önümüzdeki dönemin, önümüzdeki beş yılın en azından siyasetin çok belirleyeceğini düşündüğüm dinamik o da şu. Türkiye'de toplumsal kutuplaşmalar ya da toplumsal pay hatları kültürel olan üzerindendi. Yani muhafazakar, seküler ya da Türk, Kürt, Sünni, Alevi, dindar, az dindar ya da ateist gibi. Dolayısıyla yaşanan kutuplaşmalar da AK Partili olmak, AK Parti karşıtı olmak ya da Türk-Kürt kutuplaşması gibi ya da dindar muhafazakarlarla sekülerlerin bir kesim arasındaki kutuplaşmalar gibi kutuplaşmalar da yatay kutuplaşma dediğimiz kültürel kimlikler arası kutuplaşmalardı. Şimdi son Ağustos'ta başlayan bu döviz kurundaki oynama denen hal ama çok daha derin bir ekonomik sarsıntının yaşanmakta olduğu bu süreç asıl başka bir şeyi tetikliyor ki Sınıfsal fay hatları harekete geçiyor. Yani ne demek istiyorum? Emeklen sermaye diye geleneksel kodladığımız ya da zengin fakir diye kodladığımız fay hattı harekete geçiyor. Dolayısıyla şimdiye kadar kültürel olan üzerindeki kutuplaşmalar olumlu bir enerji üretmiyor sonuç olarak. Neden? Çünkü Türk veya Kürt veya dindar diyelim seküler kutuplaşmasını ele alalım. Onun da e, sermayedarı var, onun da emeği var. Yani Kürtlen Türk iç içe geçmeden yaşayabileceği, idame ettirebileceği hayatını bir süreç yaşanıyor. Ya da dindarlan seküler. İşte gettolaşıyoruz dediğimiz ayrı mahallelerde, ayrı ekonomik sektörlerde, ayrı alanlarda kendi içinde kendi hayatını iki tüküme de sürdürebildiği için bir olumlu enerji üremiyordu. Fakat ekonomik fay hatları dediğimiz sınıfsal fay ise örneğin emekle sermaye diye sermaye çelişkisi ya da sınıfsal çelişki dediğim şey ise Olumlu enerji üreten bir şey çünkü iki taraf birbirine mahkum. Dolayısıyla bütün insan hakları konusundaki kazanımlar, demokratikleşme yolundaki bütün kazanımlar bu fay hattının ürettiği enerjiden beslenen şeyler. Bir taraftan bu krizin, ekonomik krizin başlamasıyla Tabii, çıkan bir şey. Çünkü artık hani şöyle geleneksel bir laf vardı ya, insanlar fakir. Öyleyken nasıl AK Parti'nin bu kadar liberal politikalarına evet, oy evet. veriyor? Ya da bu kadar zengin insan nasıl CHP'ye oy veriyor dediğin diye kamuoyunda kodlanan o tartışma biraz da bu kültürel fayhatlarının ürettiği gerilimin okumasıydı. Halbuki şimdi ekonomik fayhatları dediğiniz zaman örneğin fakirler AK Partili veya CHP'li Türk veya Kürt aynı meseleden ve aynı dertten, aynı gaileden aynı kaygıdan besleniyor demek. Ve giderek davranışları da kendi ortak sınıfsal çıkarı etrafında birleşmelerini üretecek. Yani yeniden toplumsal kümelerde yeni bir karma hali olacak. Dolayısıyla bu Bugün henüz daha minör olabilir. Yani bugün önümüzdeki yerel seçimi belirleyecek dinamik bu olmayabilir ama bundan sonraki siyaseti belirleyecek dinamik yeniden bu ekonomik fay hatlarına dönüş olacak. O zaman çünkü o olumlu enerji üretmeyen kültürel kutuplaşmalar yerine olumlu enerji üretme potansiyeli yüksek olan daha sınıfsal bir kutuplaşma üzerine dönecek hayat ve onun ürettiği demokratikleşme ya da bir arada olma çabası. Çünkü emek sermaye olmadan, sermaye emek olmadan yaşayamayız gerçeği. Ya da zenginden fakirin bir arada olma gerçeği, Türk'ten Kürd'ün bir arada olma gerçeği kadardan daha üstün bir enerji üretiyor. Dolayısıyla bir, bizim gözlediğimiz böyle bir dinamik var. Bu çok önemli bir dinamik. Dolayısıyla biraz önce sözünü ettiğim hayat tarzı ve metropollerdeki o enerji ile değişen gündelik hayat enerjisi bu sınıfsal enerji birleştiği zaman önümüzdeki beş yılda belki de üç yılda ya da 8 yılda onu bilemem ama bu iki dinamik zaten Türkiye'deki hayatı yeniden tanzim edecek. Doğal olarak siyaset de tanzim edecek. Ama bu 3 ay sonraki seçimlere ne kadar yansır onu bilemem. Çünkü bugünkü güncel olana baktığımız zaman hala güncel siyasetin ürettiği gerçeklikten kopmak, böyle komplo teorilerine daha yatkın olmak, lümpen bazı tavırlara, tutumlara daha yatkın davranmak, ya da işte efendim o part yani şöyle bir başka temel bulgumuz var. Yine son 4 ayda yaptığımız araştırmalardan bir tanesinin temel bulgusu. Bugün geldiğimiz noktada 2013'ten ya da 2009'dan farklı olarak seçmen artık 2009'da ya da 2013'te hangi partiden yana olma aşkıyla oy veriyordu ise bugün o duygu daha azalmış. Bugün daha öne çıkan duygu hangi partiye karşı olma halinden yola çıkarak oy veriyor. Yani klasik evet. o kemik seçmen e, tavrı değişiyor. değişiyor. Bu gri alanlara da açılıyor kendi sizin değişinizle değil mi? Kendi partisine aşktan değil öbür parti olan nefretten beslenen bir oy tercihine dönüşüyor. Dolayısıyla bu ne demek? Aşk değil de nefret ilişkisi belirliyorsa eğer nefret objeleri gerçekten değişme potansiyeli gösterebilirse nefret duygusu da değişebilir. Halbuki bu tarafta nefret, bu obje ne kadar değişirse değişsin, buradaki aşk duygusu ne kadar güçlüyse koparmanı zor. Dolayısıyla bu iki taraf için de geçerli. Ama özellikle muhalefet bloku nefret objesi haline dönüşmek, aynı zamanda onu bozacak oyunu kurabilme potansiyelini de içinde barındırıyor. Bizim temel bu üçüncü bu en azından bu söyleşide söz etmek istediğim üçüncü temel bulgumuz da insanların aşktan değil nefretten oy verme duygusunun giderek öne çıkıyor olması. Tabii ki yine AK Parti aşıkları yine tabii ki CHP aşıkları var ama ya da kimliğinden oy verenler var ama artık kimliğin çekiciliği ya da kutbun çekiciliği kadar karşı kutbun ya da kimliğin iticiliği öne çıkmaya başlamış. Bu bile bu duygu halindeki bir sadakat duygusunda en azından aşınma üretme potansiyeli barındırıyor demek mümkün. Evet. Şimdi e, bunu e, önemli bir yeni bir eğilim olarak söylediniz ve Ağustos'tan bu yana dediniz ve ucu da elbette açık yani. 3 aylık değil belki 3 yıllık belki 5 yıllık. Dolayısıyla biz eski şablonlardan da tümüyle andıramamış e, bir arınmamış bir soruyla şunu da sormak istiyorum. İlk söyleşimizi yaptık bu T24 e, video söyleşilerden ilkini sizinle yapmıştık. Orada e, AKP MHP ittifakında analiz etmiştik ve seçimlerin girişine göre e, üzerinden epey zaman geçti ama 1 Nisan'a yeni bir MC ile milliyeti cephe ile uyanma ihtimalimizden bahsetmiştik. Bu geçen aylar ve bugünkü durum bu tahmininiz e, sürüyor mu hala? Sürüyor yani sürüyor çünkü yani e, iktidar bloku muhalefet bloku diye baktığımız zaman temel hareket bloklar içinde oluyor bloklar arasında olmuyordu. Benim biraz önce sözünü ettiğim üç dinamik de bloklar arası hareketin henüz potansiyelini barındırıyor ama kapılar, duvarlar yıkıldı, kapılar açıldı demek mümkün değil henüz. Dolayısıyla hala bu yerel seçimi belirleyecek olan şey bloklar arası hareketten daha çok blok içi hareket olacak blok içi hareketten baktığınız zaman da burada Ak Partinin bütün bu ekonomik krizden ya da bu gerilimlerden bu güncel hayatın ürettiği siyasi gerilimden rahatsızlık üretiyorsa ki üretiyor o insanlar iktidara bir ders verirken ama henüz daha itti, muhalefet blokuna da geçmeye karar ver Yani o, orası henüz daha nefret objesi. Biraz önceki jargondan devam edersek. Henüz onlar kendilerinin de bir aşk alternatif olacağını anlatabilecek bir hamle, değişim hamlesi yapabilmiş değiller. Dolayısıyla hala bu blokta gevşek de durmaya devam edecekse AK Parti'yle çözülenlerin önemli bir kesiminin MHP'ye gitme ihtimali vardır. Veya seçme katılmama ihtimali vardır. Bu taraftan ise baktığım dolayısıyla bu ihtimalde işte biraz önce sözünü ettiğimiz o dördüncü milliyetçi cephe ya da MHP'nin sistem ve iktidar üzerindeki özgür ağırlığının artması ihtimali vardır. Bu taraftan baktığımız zaman ise evet CHP'nin hem bunca dört buçuk yıldaki altı sandık 7 seçimde de hep mağlubiyeti ve hala değişmemeye direniyor gibi verdiği imaj ve de 24 Haziran'dan sonraki daha kendi özel örneğinde yaşananlardan dolayı CHP'den rahatsız olup bu tarafa geçemediği için belki iyi Parti'ye edecek geçici olarak veya sandığa gitmeyecek insanlar da vardır. Dolayısıyla bu bir yandan MHP'nin veya İyi Parti'nin beklenenden yüksek oranları yakalamaları, yani 3 katına iki katına ulaşacak demiyorum elbette ama bir puan iki puan da olsa kendilerine atfedilen oydan fazla oya ulaşmaları her iki blokta da bir başka değişimi ya da başka dinamikleri tetikleyebilir veya başka rol dağılımında başka şeylere ima etme potansiyeli var. Bekir Bey benim size soracağım birkaç soru daha kaldı. Önümüzdeki yıldan beklentilerimden biri sizle daha sık görüşebilmek. Programı da bu sefer bitirirken sizin ilk başlangıçta 2018'de değerlendirdiniz diyelim birkaç cümleyle ve birkaç kavramla endişe gibi. 2019'a ilişkin dileklerinizi alalım ve kapatalım bu seferlik. Valla ben ...insanlarımızın ve bu toprakların ortak umuda, ortak heyecana, ortak başarıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve buradaki ortak kelimelerinin altını bir kez daha, bir kez daha çizmek istiyorum. Dolayısıyla her birimizin ama gazeteci, ama araştırmacı, ama siyasetçi, ama belediye başkanı, ama şirket sahibi... ...hepimizin bu ortaklık adına, ortak kaderimiz, ortak geleceğimiz adına daha yoğun, daha bilinçli daha çok çaba göstereceği bir yıl temennisiyle, ortak aydınlık günlere ulaşmak umuduyla herkesin yeni yılını kutlamak isterim. Peki bu dileklere biz de katılalım. Bu 2018'in son söyleşilerinden biriydi. Yeni söyleşilerle tekrar bir arada olacağız.